Evet, sigorta gündeminde neler öne çıktı bu hafta? Şimdi öncelikle isterseniz yurt içi piyasalarla başlayalım. Türkiye'deki gelişmelerle başlayalım. Tarım sigortasına dair bu hafta takip edeceğimiz aslında Tarsim'in ev sahipliğinde 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi var. 300'e yakın yerli ve yabancı konuğun katılımı ile başladı zirve. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Peki neler konuşulacak bu zirvede? Trendlere bakıldığında özellikle tarımsal risk yönetiminde trendler konuşulacak. İklim, teknoloji, kamu özel kurumsal çözümleri değerlendirecek. İkinci başlığımız ise Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'den geldi. Atilla Benli sanayi dışında büyüme açısından sigorta sektörünün yine reel olarak büyümeye devam edeceği bir yıl olduğunu söyledi. Ve devam edelim hızlıca. BES rakamları, orada acaba son rakamlar bize ne yönde işaret veriyor? 31 Mayıs 2022 verilerine göre bireysel emeklilik sistemindeki toplam fon büyüklüğü 301 milyar 106 milyon TL'ye ulaştı. Şimdi detaylarda özellikle OKS dahil, otomatik katılım sistemi dahil toplam katılımcı sayısının da 13 milyon 705 bin 129 kişiye ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla oradaki büyüme rakamları da devam ediyor. Geçelim yurt dışı sigorta gündemine, bakalım orada öne çıkan başlıklarda neler var. Öncelikle Moody's'e başlayalım. Moody's analistleri artan enflasyon ve inşaat maliyetlerinin felaket kayıpları ile birleştiğinde bu yıl için, bu yıl sonu için sigorta şirketleri ve reasuransların birleşik oranlarını etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. Yani maliyetler artıyor diyor Moody's ve bu yüzden de hem sigorta şirketleri hem de reasurans şirketleri, reasuransörlerin birleşik oranları artabilir demiş. Devam edelim. Global Market Insight'ın yakın tarihli bir raporu var ve bu raporda deniliyor ki evcil hayvan sigortasının piyasa değeri 2030 yılına kadar 14.9 milyar dolara ulaşabilir. Dolayısıyla aslında ilginç bir konu. Global tarafta özellikle evcil hayvan sahipliği arttıkça burada da sektörün büyüdüğüne dikkat çekmiş Global Market Insight'ın raporu. Ve son başlığımız Goldman Sachs'tan sektöre dair son anketinde sigortacılara kripto para birimleri ilgili sorular sordu Goldman Sachs. Ankete göre sigortacıların büyük bir kısmı kripto para birimlerine yatırım yapmayı aslında düşünmüyor. Asyalı sigortacıların %6'sı, Avrupalı sigortacıların kripto para birimlerine de ise %1 ilgisi var. Dolayısıyla aslında Avrupa'da neredeyse yok denecek kadar kripto para piyasalarına sigortacıların ilgisi az, %1'de. Ama Asya tarafında bu rakam biraz daha yüksek, %6'lar seviyesinde. Amerika tarafına baktığımızda ise orada aslında Avrupa ve Asya ile kıyaslandığında Goldman Sachs'ın anketine göre kripto para piyasalarına sigorta sektöründen çok daha fazla ilgi var. Yalnız bunu şöyle detaylandıralım. Bu bir teknolojik altyapı. Dolayısıyla sadece kripto para alım satımı değil, sigorta sektörünün blockchain temelli teknolojilere ne kadar yakın sayabileceği de soruluyor bu ankette. Ve Amerika'da da bununla ilgilenenlerin oranı %11. Yani dünyada en fazla Amerika'da sigorta sektörüyle blockchain ve kripto ekosistem birleştirilmiş. Şimdi geçelim buradan grafiklerimize. Orada da öne çıkan rakamları size aktaralım. Kasko ve trafik sigortası etkisiyle sigorta sektörünün teknik karı ilk 3 ayda 423 milyon TL zarara döndü. Bu oldukça önemli çünkü çok uzun süredir hem acentalardan hem de aslında sigorta şirketlerinin yöneticilerinden aynı uyarı vardı. Özellikle araç fiyatlarının artması, araç yedek parçalarının artması, emtiyadaki yükseliş, dövizin yükselişi bu taraftaki maliyet baskısını artırdı. Fakat primlere yansımasının daha sınırlı kaldığını gördük. İşte bu yüzden de sigorta sektörünün teknik karı ilk 3 ayda 423 milyon TL zarara dönmüş. Yazılan primlere baktığımızda net rakamlarla hayat dışında toplam 23.4 milyar TL gibi bir rakam var. Trafik tarafında 5.4 milyar TL net prim. Kasko'da 5.8 milyar. Destekli tarım sigortalarında 628.7 milyon. Mühendislik sigortalarında 790.6 milyon TL. Ödenen hasarlara baktığımızda ise hayat dışında toplam 12.8 milyar TL'lik bir net hasar ödenmiş. Trafik tarafında eksi 4.5 milyar TL, kaskoda eksi 3.8, destekli tarım sigortalarında eksi 112 milyon dolar, mühendislikte eksi 251 ve teknik kar zarara baktığımızda da buradaki toplam rakamlarda özellikle trafik tarafında eksi 2.9 milyar gibi teknik bir zarar var. Yine hayat dışı toplamına bakıldığında da orada da 423 milyon gibi bir zarar olduğunu görüyoruz ama özellikle trafik ve kaskoya bakıldığında oradaki teknik kar zarar rakamları daha yüksek. Geçelim son grafiğimize.
O tarafla tamamlayalım. Orada da şirketlerin hayat branşlarında ilk 3 ayda ne kadarlık bir kar açıkladığını göreceğiz. 805.7 milyon TL'lik bir kar açıklanmış hayat branşlarında. Yazılan primlere baktığımızda nette 5.5 milyar TL gibi toplam bir prim rakamı var hayat branşı için. Ödenen hasarlarda eksi 1.3 milyar TL gibi bir rakam var. Teknik kar zararda burada artı da artı 805.7 milyon, 805 milyonun üzerinde bir rakamın teknik olarak da kar olarak özellikle hayat branşında ilk 3 ay itibariyle yazıldığını söyleyebiliriz. Diyelim rakamlar ve öne çıkan başlıklar böyle. Sigorta gündemini burada noktalıyoruz. Kısa bir ara.